Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'le karşınızdayız. Ben Alper Ateş. Yine dört değerli misafirimiz stüdyomuzda. Bu akşam Ankara'dan ve İstanbul'dan yarışmacılarımızı ağırlıyoruz. Siz de bize eşlik ederseniz memnun oluruz. Hadi her akşam olduğu gibi başvuru videolarımız gelsin. Ben Bilirim başlasın. Merhabalar, adım İsmail Türk, 42 yaşındayım. 3 çocuk babasıyım. 2 tane kızım, 1 tane oğlum var. En küçüğümüz oğlumuz. Özel bir şirkette yaklaşık 19 yıldır çalışıyorum ve yöneticilik yapıyorum. Yarışmayı da uzun süredir takip ediyorum. Eğlenmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Ecem Arslan. 30 yaşındayım. Evli, bir çocuk annesiyim. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü mezunuyum. İstanbul Beylikdüzü'nde ikamet etmekteyim. Programınızı çok severek takip ediyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Merhaba, ben Nilüfer Kürel. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 42 yaşındayım. Aslen Trabzonluyum ama doğma büyüme İstanbul'dayım. Evliyim, bir kızımız var. Marmara Üniversitesi Seramik Bölümü mezunuyum. Hala seramik sanatını öğretmeye devam ediyorum. Teşekkürler. Merhabalar, ben Onur Köse. 1992 doğumluyum. Yarışmaya Ankara'dan katılıyorum. Aslen Ardanlıyım. Evliyim. Bir kamu hastanesinde laboratuvar teknikeri olarak görev yapmaktayım. Yarışmacılara başarılar dilerim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, dört değerli misafirimizle artık sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Evet, yine hanımefendiler, beyefendiler sağ olsunlar. Stüdyomuzda bu akşam bir numaralı masamızda Onur Bey ile yarışacağız. İki numarada Nilüfer Hanım var. Üç numaralı misafirimiz Ecem Hanım. Ve dört numaralı masamızda da İsmail Bey'i ağırlıyoruz. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Bu arada tüm yarışmacılarımız Ma aile stüdyomuzda, eşleri de stüdyomuzda. Tekrar hoş geldiniz efendim. Ve bir numaradan Onur Bey ile başlayalım. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. İsmim Onur Köse. Ankara'dan giriyorum. Laboratuvar tekniker olarak görev yapıyorum. Evliyim. Süper. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi Onur Bey? Biraz heyecanlıyım ama iyiyim. Eş desteği olumlu etkiler mi bu akşam? Etkiler. Hadi inşallah bakalım. Güzel geçer umarım. Az önce antrenmanda iyiydiniz bu arada. Sektirmediniz. Bakalım İnşallah yarışmada da devam eder. Bakalım. Peki, başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Ben Bilirim de. Ve iki numaralı misafirimiz Nilüfer Hanım'a dönüyoruz. Hoş geldiniz Nilüfer Hanım. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ben Nilüfer Kürel. İstanbul'dan katılıyorum. 42 yaşındayım. Evliyim. Bir kızımız var. Seramik sanatıyla ilgileniyorum. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ben de size başarılar dilerim Nilüfer Hanım. Epey yoğun geçtiğinden bahsetti az önce Nilüfer Hanım. Bir yandan Biennial vardı. Başka neler vardı Nilüfer Hanım? Biennial eğitimler ağırlıklı gidiyor şu ara. Üretmeye devam ettiğimiz bir alandayız. Bu da kendi içinde bayağı yoğunluk ama keyif verici bir yoğunluk sağlıyor. Mutluyum, seramiği seviyorum. Bunu insanlarla buluşturmayı seviyorum. Hepimiz için güzel bir alan. Herkes de tanısın isterim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz değerli katkılarınızdan dolayı. Bu akşam da başarılar dilerim Nilüfer Hanım. Ben Bilirim de. Rica ederim efendim. Ve 3 numaralı misafirimiz Ecem Hanım. Hoş geldiniz Ecem Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ecem ben. 30 yaşındayım. Evliyim. Bir tane çocuğum var. İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim Ecem Hanım. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Vallahi şu an çok heyecanlıyım ama geçecek inşallah. Bütün yarışmacılarımızın tabii sesleri benim kulağımda, cevapları daha iyi anlayabilmem açısından. Az önce bir kenara su içmeye gitti herkes ve hemen başladı. Sorular zor, örnek sorular da zor falan diye. Bakalım yarışta nasıl geçecek? Umarım güzel olur, güzel bir anı olur. İnşallah, Ecem Hanım, sizin inşallah. Adınıza da. Başarılar dilerim efendim. Sağ olun. Sağ olun. Ve dört numaralı misafirimiz İsmail Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İsmim İsmail Türk, 42 yaşındayım. 3 tane çocuğum var. Yani eğlenmek için geldik. Umarım iyi bir gece olur. Tüm arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Harikasınız. Ben de size başarılar dilerim. Az önce sizin adınıza da antrenman verimli geçti gördüğüm kadarıyla evet. İsmail Bey. Isındınız herhalde. İnşallah devamını getireceğiz. Hadi inşallah son soruya kadar herkesin şansının devam ettiği, o final şansını koruduğu bir bölüm olur efendim. İsmail Bey'e de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ve dört değerli misafirimizi tanıdık. Artık ilk soruyu alma zamanı. İlk sorumuz için Onur Bey'deyiz ve harf tablomuz geliyor. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'nin Ç'si 50 puanı var. Açılış sorumuz mesleklerden gelecek Onur Bey için. Yünü, pamuğu, yay veya tokmak gibi bir araçla kabartmayı meslek edinen kimsedir? Süremiz başladı. Hallaç. Hallaç.
Ankara'dan misafirimiz Onur Bey, hoş geldin, puanını alır mı? Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Onur Bey. Teşekkür ederim. Darısı tüm misafirlerimizin başına. Şimdi Nilüfer Hanım seçiyor ikinci harfi. Aybike'nin A'sı. Aybike'nin A'sı, 60 puanımız var. Sorumuz müzeler kategorisinden geliyor. Merkezi Londra'da olan 250 yıllık tarihe sahip Madame Tussaud'da sergilenen eserlerin ana malzemesidir. Süremiz başladı. Bal mumu. Bal mumu. Seramik sanatçımız Nilüfer Hanım da bal mumuyla 60 puan kazanır mı? Kutlarız. Size de hayırlı olsun Nilüfer Hanım. Teşekkür ilk puan. Ederim. Kızımın ismi Aybike. Harika. Şans Allah getirdim. Bağışlasın. Ve efendim şimdi Ecem Hanım'dayız. Yeni harf için. Umut Ali'nin U'su. Umut Ali'nin U'su. 30 puan da burada var. Sorumuz mecaz kategorisinden geliyor. Bir sohbetten bahsederken derin, hararetli anlamlarında kullanılan ifadedir. Süremiz başladı. Koyu. Koyu. Onur Bey ilk sorusunda açılış yaptı. Nilüfer Hanım ilk sorusunda açılış yaptı. Ecem Hanım da seriyi bozmadan ilk puanı alır mı? Kutlarız. Size de hayırlı olsun Ecem Hanım. Teşekkür ederim. Ve İsmail Bey'e dönüyoruz. İlk harfini İsmail Bey de seçiyor. Ertuğrul ve Eda'nın E'si. Ertuğrul ve Eda'nın E'si 50 puan kazandırabilir. Sorumuz sağlıktan gelecek efendim ekrana. Şiddetli baş ağrısı, bulantı, ışıktan ve gürültüden rahatsız olma gibi etkileri olan bir hastalıktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Nilüfer Hanım. Migren. Migren. Evet. İsmail Bey'i pişman etti. Nilüfer Hanım'a gider mi o 50 puan? Görelim. Kutlarız. Beşinci harfteyiz. Onur Bey'deyiz. Giresun'un G'si. Giresun'umuzda 60 puanımız var ve sinemadan geliyor şu soru. Emel Sayın ve Edis Hun'un rol aldığı, Emel Sayın'ın söylediği şarkıyla aynı isme sahip filmdir. Süremiz başladı. Gülizar. Gülizar. Görelim. Kutlarız. Evet, Onur Bey'e puan kazandıran film Gülizar'ın afişi geldi efendim. Emel Sayın ve Edis Hun'un rol aldığı filmimiz. Şimdi Nilüfer Hanım seçiyor bir harf daha. Yunus'un Y'si. Yunus'un Y'si. 70 puanımız var. Anlam bilgisiyle devam ediyoruz. Israrla, gönülden istemektir. Süremiz başladı. Yalvarmak. Yalvarmak. Yalvarma. Yalvarma. Görelim. Hayır dediler. Onur Bey. Yürekten. Yürekten. Oldu mu? Hayır dediler. Israrla, gönülden istemek. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Cevap şu an gelirse 50 puan kazanabiliriz. Buyurun Nilüfer Hanım. Yakarmak. Yakarmak. Oldu mu? Kutlarız. Evet, Nilüfer Hanım ikinci denemesinde aldı puanı. Ve efendim biz de yola devam ediyoruz Ecem Hanım'ın seçeceği harfle. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz, 70 puanı var ve coğrafyadan geliyor. Küçük bir akarsuyun çok yüksek olmayan noktadan dökülüp aktığı yerdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen İsmail Bey. Şelale. Şelale. Harfler oturmuyor. Olmaz. Ama
görelim. Şelale olmadı efendim. Küçük bir akarsuyun çok yüksek olmayan noktadan dökülüp aktığı yer. Bir kutu açalım. Buyurun Onur Bey. Çağlayan. Çağlayan. Bu kez geldi mi aradığımız cevap? Kutlarız. İlk turumuzun 8. harfinin sahibi de İsmail Bey. Nide'nin nesi? Nide'mizde 30 puan var ve canlılar dünyasıyla devam edeceğiz. Geliyor efendim. Halk arasında sakırga adıyla da bilinen öldürücü etkiye sahip canlıdır. Süremiz başladı. Kene. Kene. İsmail Bey de kene ile açılış yapar mı? Kutlarız. Size de hayırlı olsun ilk puan İsmail Bey. Tebrik ederim efendim. Teşekkürler. Böylece ilk 8 soru geride kaldı. Puanlara bakacak olursak liderimiz Onur Bey 170, Nilüfer Hanım 160 ile ikincilik koltuğunda, Ecem Hanım ve İsmail Bey de 30'ar puanla açılışları yaptılar. Şimdi Onur Bey'deyiz. Rize'nin R'si. Rize. 40 puanda Rize'mizde var. Eşyalardan alıyoruz. Saçın, sakalın ve hayvan tüylerinin karışıklığını gidermeye yarayan eşyadır. Süremiz başladı. Tarak. Tarak. Onur Bey 200 puanı aşar mı tarak cevabıyla görelim. Tebrikler. Nilüfer Hanım seçiyor bir soru daha. Samsun'un S'si. Samsun'da 60 puanımız varmış. Yemeklerden gelecek bu kez Nilüfer Hanım için. İsminin kökeni Rusça olan etle pişirilmiş lahana yemeğidir. Süremiz başladı. Kabuska. Bir daha alabilir miyim? Kabuska. Kabuska. Kabuska 60 puan. Kazandırır mı görelim. Olmadı Onur Bey. Kapuska. Kapuska. Nilüfer Hanım'ın B'sini Onur Bey P yapıp puan alır mı? Tebrikler. Teşekkür ederim. Almış kadar oldu. Hadi bakalım dedi Nilüfer Hanım. Tebrik ederiz Onur Bey. Sağlık olsun Nilüfer Hanım. Şimdi Ecem Hanım'dayız efendim. Harfler geliyor. Şanlıurfa'nın Ş'si. Şanlıurfa'mızda da 40 puan var ve genel kültürden alacağız. Soru şöyle. Kumaş üzerine renkli iplikler sırma veya sim kullanarak yapılan işlemedir. Süremiz başladı. Nakış. Nakış. İstanbul'dan misafirimiz Ecem Hanım da nakıştan 40 puan kazanır mı? Görelim. Tebrikler. Ecem Hanım sanki korktuğunuz gibi ilerlemiyoruz değil mi? Rahatladık sanki biraz. Bilmiyorum, biraz daha iyiyim şu anda. İyi. Tablo arttıkça biraz daha rahatlama geliyor herhalde. Aynen. 70 oldu Ecem Hanım'ın da tablosu. Teşekkür tebrik ederim. Rica ederim. Sağ olun. Ve İsmail Bey'deyiz. Harfler geliyor. Zekiye'nin Z'si. Zekiye'nin Z'si 50 puan. Sorumuz tabelalar kategorisinden ekranda efendim. Işıklı tabelalarında E harfi ile simgelenen yerdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Nilüfer Hanım. Eczane. Eczane. Işıklı tabelalarında E harfiyle simgelenen yer. Doğru mu? Kutlarız. Tabloda son durum şöyle. 270, 210, 70 ve 30 şeklindeyiz. Onur Bey seçiyor. Trabzon'un T'si. Trabzon. 30 puanda Trabzon'da var. Ulaşımdan alacağız efendim. Soru şöyle. Bir aracın gidiş yönü, izleyeceği yoldur. Süremiz başladı. Rota. Rota. Tam rakiplere heveslenmişti ki puan Onur Bey'e gider mi? Kutlarız.
Onur Bey ne eksik ne fazla tam 300 puana ulaştı beni böylece. Beni sesler zaten şey yaptı. Ne yaptı? Buton sesleri beni acele ettirdi. Demek ki hızlı gelmesi gereken evet. bir cevapmış diye evet. düşündürdü. Tebrik ederiz efendim. Şimdi Nilüfer Hanım'dayız. Geliyor harfler. Kitabın K'si. Kitabın K'si. 50 puanımız var. Genel kültürden gelecek sorumuz. Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeridir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen Onur Bey. Merkez. Merkez. Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri oldu mu? Tebrikler. Yeni harfimizin sahibi Ecem Hanım. Bursa'nın B'si. Bursa 50 puan değerinde bu kez de bitkilerden alacağız Ecem Hanım. Soru şöyle. Sıcak ülkelerde yetişen koyu renkli kerestesinden yararlanılan ağaçtır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Nilüfer Hanım. Abanoz. Abanoz. Doğru mu? Kutlarız. 260 oldu Nilüfer Hanım'ın da tablosu. Bu arada puan kazandıran abanozun da görseli geldi. Şimdi İsmail Bey seçiyor yeni harfimizi. Iğdır'ın ısı. Iğdır 40 puan değerinde. Bu kez de canlılar dünyasıyla devam edeceğiz. Soru şöyle. Genellikle başı büyük, ağzı geniş, vücudu uzun, iri bir tür tatlı su balığıdır. Süremiz başladı. Yayın. Yayın. Doğru mu? Tebrikler. Evet, ilk turda kaldı 8 harf. İsmail Bey'in de puan kazandığı yayının fotoğrafı geldi efendim ekrana. Şimdi tabloya bir kez daha dönecek olursak 350 Onur Bey, Nilüfer Hanım 260, Ecem Hanım ve İsmail Bey'in tablosunda eşitlik var 70-70. Son 8'e başlıyoruz Onur Bey'le. Manisa'nın meyesi. Manisa 50 puan da burada var. Bir anlam bilgisi sorusu daha varmış. Ekrana geliyor. Yaptığı işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlayarak üzülmektir. Nokta nokta olmak. Süremiz başladı. Pişman. Pişman olmak. Görelim. Tebrikler. Nilüfer Hanım seçiyor. Ömer'in Ö'sü. Ömer'in Ö'sü 70 puanda. Ö harfinde var. Oyunculardan gelecekmiş şu sorumuz. İlişki doktoru, Hareket 8, romantik komedi, Avrupa Yakası gibi filmlerde ve dizilerde rol almış oyuncudur. Süremiz başladı. Şevket Öz. Şevket Öz oldu mu? Hayır dediler. Buyurun İsmail Bey. Selami Öz. Selami Öz. Görelim. O da olmadı. İlişki doktoru, Hareket 8, romantik komedi, Avrupa Yakası. Nilüfer Hanım. Mehmet Öz. Görelim. Olmadı. O da doktorumuzdu. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun İsmail Bey. Berkan Öz. Berkan Öz oldu mu? Yine hayır dediler Nilüfer Hanım. Serkan Öz. Görelim. Yine gelmedi bir kutu daha. Buyurun Ecem Hanım. Gürkan Öz. Gürkan Öz doğru mu? Yine hayır dediler İsmail Bey. Gürdal Öz. Görelim. Olmadı Nilüfer Hanım. Görkem Öz. Doğru mu? Yine gelmedi bir kutu daha. Buyurun İsmail Bey. Gürgün Öz. Gürgün Öz'le alır mıyız puanı? Hayır dediler Ecem Hanım. Gürgen Öz. Gürgen Öz. Doğru mu? Tebrikler.
Evet, Mehmet Öz'e kadar gittik. Aradığımız cevap Ecem Hanım'dan geldi. Gürgen Öz. Görünce hatırladınız mı peki? Evet, oyuncu. Tanıyoruz. Evet, dört aynen. Misafirimiz de hatırladı. Aynen. Tebrik ederiz efendim. Şimdi sıradaki sorumuzu Ecem Hanım seçiyor. Ürdünün Üyüsü. Ürdünün Üyüsü 70 puan. Anlam bilgisi bir kez daha karşımıza çıkar. Genellikle bir vaat sırasında geçen bana güven, hiç kuşkun olmasın manalarındaki ifadedir. Süremiz başladı. Bildiğim bir şey ama. Gelmedi. Buyurun Onur Bey. Sözüm söz. Sözüm söz. Herkes destekliyor bu cevabı. Oldu mu? Kutlarız. İlk turumuzda kaldı son 5 harf. İsmail Bey'deyiz. İsmail'in iyisi. İsmail'in iyisi 50 puan var ve basketboldan gelecek efendim. Soru şöyle. Basketbolda bir oyuncunun rakibe temas etmese bile kural ihlali sonucu aldığı cezadır. Nokta nokta faul. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Onur Bey. Teknik faul. Teknik faul. Doğru mu? Kutlarız. Son 4 soruya girerken Onur Bey 500'ü aştı, 520 ile lider. Şimdi harfini seçiyor. Hatay'ın E'si. Hatay'ımızda da 70 puanımız varmış ve tarihten alacağız bu kez şu sorumuzu. Tarihte başkent anlamında kullanılan bir sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen Nilüfer Hanım. Payidaht. Bir daha alabilir miyim? Payidaht. Payidaht. Oldu mu? Olmadı İsmail Bey. Payitaht. Payitaht. Kabuska, kapuska yaşadık bunu daha önce. Bu kez de payidaht, payitaht. Oldu mu? Tebrikler. Evet. Hep o sert sessizlerin yumuşağına gidiyor Nilüfer Hanım. Ben biraz yumuşak yapıda bir insanım. Ondan diyorsunuz. Peki. Sağlık olsun diyelim. Olsun. İnşallah üçüncü olmadan yürürüz devamında. İnşallah. Tebrik ederiz bu arada İsmail Bey. 140 oldu tablosu. Elimizde var son 3 harf. Nilüfer Hanım'dayız. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'si 70 puan. Ekonomiden alacağız. Soru geliyor. Madeni ve hatıra para, cumhuriyet altını, resmi mühür, madalya, nişan basan ve dağıtan kurumdur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ecem Hanım. Darphane. Darphane. İsmail Bey yetişemedi butona. Bayağıdır basıyorum ama. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Aklıma gelmiyor. Futbolda genelde tepkiler hakeme gösteriliyor ya. Burada da tribüne basamadım diyerek. Evet. Tebrik ederiz efendim Ecem Hanım'ı. Kaldı teşekkür elimizde ederim. İki harf artık. Buyursunlar Ecem Hanım'dayız. Ordunun olsun. Ordunun olsun. 70 puan da burada var. Bir anlam bilgisi daha geliyor. Gözetmek, esirgemektir. Süremiz başladı. Kollamak. Kollamak. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ben bilirim de ısınma turumuzun son harfinin de sahibi İsmail Bey. Yumuşak Y. Yumuşak Y kaldı elimizde. 30 puanlı ve dil bilgisinden gelecek. Buyursunlar. Aynı dilin ses, anlam gibi farklılıklar gösterebilen belli yerleşim bölgelerine özgü konuşma şeklidir. Süremiz başladı.
gelmedi. Buyurun Nilüfer Hanım. Ağız. Ağız. 30 puan Nilüfer Hanım'a gider mi? Tebrikler. Efendim, dört değerli misafirimizle 24 sorumuzu geride bıraktık. İlk turu geride bıraktık. Birazdan daha yüksek puanların olduğu turumuza geçeceğiz. Ama tabloya bir dönelim bakalım. Onur Bey 520 ile lider. Nilüfer Hanım 290'a ulaştı ikincilik koltuğunda. Ecem Hanım 250. İsmail Bey de 140 puan topladı. Birazdan daha yüksek puanlı sorular var. Bu arada sosyal medyadan Ben Bilirim'i takip etmek isterseniz efendim, Instagram hesabımız şu an ekrana geldi. Ben Bilirim TV 360. Oradan yorumlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Ben Bilirim'in hem kamera arkasını hem stüdyo öncesi sonrası takip edebilirsiniz. Artık finalistleri belirleyelim hadi. Birlikte ikinci turumuza geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim efendim. İkinci turumuz başlıyor. Yine Onur Bey'in seçeceği ilk artı. Eşim Didem'in D'si. Didem Hanım'ın D'si 80 puan değerinde. Genel kültürle başlıyoruz turumuza. Yaşanan bir olaydan alınan ibret veya örnektir. Süremiz başladı. Hayat dersi. Hayat dersi. İlk turumuzun lideri Onur Bey ikinci turumuza 600 puana ulaşarak başlar mı? Kutlarız. İkinci harfimiz için Nilüfer Hanım'dayız. Fatma'nın F'si. Fatma'nın F'si 100 puanımız var. Atasözlerimizden gelecek şu soru. Boş sözlerle faydalı iş yapılmaz anlamındaki atasözümüzdür. Nokta 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 doyurmaz. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı o atasözümüz? Boş sözlerle faydalı iş yapılmaz. Buyurun Nilüfer Hanım. Boşa laf karın doyurmaz. Boşa laf karın doyurmaz. 100 puan kazandırır mı? Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 80 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Ecem Hanım. Koyu laf. Koyu laf karın doyurmaz. Koyu laf karın doyurmaz. Oldu mu? Olmadı. Kutularımızdan. Buyurun Ecem Hanım. Kötü laf karın doyurmaz. Kötü laf karın doyurmazla puan alır mıyız? Yine olmadı. Kutularımızdan bir tanesi daha açılıyor. Bir kutu daha. 50 puanımız var Onur Bey. 40 laf karın doyulmaz. 40 laf karın doyurmaz. Görelim. Yine olmadı. Buyurun Nilüfer Hanım. Kara laf karın doyurmaz. Doğru mu? Hayır dediler Onur Bey. Kuru laf karın doyurmaz. Kuru laf. Herkes mi aynı anda aynı cevabı düşündü? Kuru laf karın doyurmaz. Doğru mu? Tebrikler. Herkes aynı anda butona gitti ve herkes Onur Bey'in sözünü duyduğu an bir pişman oldu. Tebrikler Onur Bey'e. Teşekkür ederim. Kuru laf karın doyurmaz puan kazandırdı. Şimdi sorumuzu seçecek misafirimiz Ecem Hanım. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'dan da 100 puan kazanabiliriz. Olimpiyatlardan gelecek bu kez sorumuz. Brezilya'da, Rio de Janeiro'da yaz olimpiyat oyunlarının yapıldığı yıldır. Süremiz başladı. 2014. 2014. Doğru mu? Hayır dediler İsmail Bey. 2016. 2016. Doğru mu? Kutlarız. Evet. Kal geldi yine ya, bildiğim şey söyleyeyim. Ama tabloda bayağı yaklaştınız İsmail Bey. İkincilik yarışında son durum 290, 250, 240 oldu. Epey yakın ilerliyoruz. Şimdi İsmail Bey seçiyor.
Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'dan da 80 puan alabiliriz. Bir genel kültür sorusu daha varmış, geliyor. Soy ağacını gösteren kitap veya yazıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, ben bilirim diyen var mı? Soy ağacını gösteren kitap veya yazı. Bir kutu açalım. Buyurun Onur Bey. Secerename. Secerename. Ankara'dan misafirimiz Onur Bey 70 puan kazanır mı? Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesi daha açılıyor. Bir kutu daha. Buyurun İsmail Bey. Secereneme. Efendim? Secereneme. Secereneme. Oldu mu? Olmadı. Buyurun Nilüfer Hanım. Secere nami. Doğru mu? Olmadı. Buyurun Onur Bey. Secere nomi. Secere nomi. Görelim. Yine olmadı. Buyurun Ecem Hanım. Secare name. Secare name. Görelim. Olmadı. Hep yanlış harfi değiştiriyoruz. Nilüfer Hanım. Secere nomi. Oldu mu? Hayır dediler. Buyurun Onur Bey. Secere nemi. Görelim. Olmadı. Buyurun İsmail Bey. Secere name. Secere name. Secere name söylenmişti ama görelim. Hayır dediler. Şu ana kadar o harfi hiç değiştirmedik. Değişmesi gereken harfi. Soy ağacını gösteren kitap veya yazı. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Buyurun Nilüfer Hanım. Şecere nemi. Şecere nemi oldu mu? Olmadı İsmail Bey. Şecere name. Şecere name. Secerenin etrafında dolandık durduk. Şecere name ile puan alır mıyız? Tebrikler. Evet, tek harften kabuska, payidaht ve şecerename üçüncü oldu tek harften kaçan. İsmail Bey 280 ile ikincilik koltuğuyla arasındaki farkı da ona düşürdü böylece. 290-280. Yola devam ediyoruz. Sorunun sahibi Onur Bey. Van. Van 90 puan. Kategorisi oyunlar, sorusu şöyle. İskambil kağıtlarından siyah renkli sembollere sahip olanların isimleridir. Süremiz başladı. Maça ve sinek. Maça ve sinek. İsmail Bey onaylıyor bu cevabı. Onur Bey 700'ü de aşar mı maça ve sinekle? Kutlarız. Nilüfer Hanım seçiyor bir harf daha. Umut'un U'su. Umut'un U'su 80 puan değerinde. Sorumuz mecaz kategorisinden sorulmuş efendim. Genç ve bahsi geçen konuda deneyimi az kimseler için kullanılan mecazi ifadedir. Süremiz başladı. Gelmedi, ben bilirim diyen var mı o ifadeyi? Buyurun İsmail Bey. Dünkü çocuk. Bir daha alabilir miyim? Dünkü çocuk. Dünkü çocuk. Oldu mu? Olmadı Ecem Hanım. Dünkü çocuk. Dünkü çocuk. Yine tek harf. Görelim. Tebrikler. 330 puanla ikincilik koltuğuna geçti Ecem Hanım. Bu cevabın ardından, dünkü çocuğun ardından. Şimdi Ecem Hanım seçecek. Emre'nin E'si. Emre'nin E'si 80 puan. Sorumuz üretim kategorisinden geliyor. Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren üretim yeridir. Süremiz başladı. Üretim. Gelmedi. Buyurun Onur Bey. İmalathane. İmalathane. Yine 3 misafirimiz gitti bu tona.
Onur Bey. Onur Bey 80 puan kazanır mı? Kutlarız. Biliyordum ben. Evet, yine ah çekenler, of çekenler. Tebrikler Onur Bey. Teşekkür ederim. Sorumuzu şimdi İsmail Bey'le alacağız. Harf tablosuna gidiyoruz. Ordunun O'su. Ordu 80 puanı var. Bir genel kültür daha varmış. Buyursunlar. Bir eseri, oyunu, işi ortaya koyarken gösterilen güç ve başarıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Nilüfer Hanım. Performans. Performans. Doğru mu? Kutlarız. Efendim ilk 8 sorumuzun ardından bir kez daha puanlara dönüyoruz. Onur Bey 820, Nilüfer Hanım 370, Ecem Hanım 330, İsmail Bey 280. Onur Bey'deyiz. Şanlıurfa. Şanlıurfa 120 puana sahip, ticaretten geliyor sorumuz. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile ilgili her türlü özelliğin ayrıntılarıyla belirtildiği belgedir. Süremiz başladı. Teknik şartname. Teknik şartname. Doğru mu? Kutlarız. Final turumuza doğru ilerlerken harf seçme sırası Nilüfer Hanım'da. Bursa'nın B'si. Bursa 120 puana sahip. Bursa'da da edebiyat kategorisinden bir soru var. Cevabımızın birden fazla söylenişi kabul görüyor efendim. Buyursunlar. Daniel Defoe'nun kaleme aldığı ıssız adaya düşen gencin hayatta kalma mücadelesini anlatan eserdir. Süremiz başladı. Gelmedi, ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Daniel Defoe'nun kaleme aldığı, ıssız adaya düşen gencin hayatta kalma mücadelesini anlatan eser için bir kutu daha. Son 45 saniye. Bir kutu daha. Buyurun İsmail Bey. Robinson. Bruson. Robinson Bruson oldu mu? Olmadı. Buyurun Nilüfer Hanım. Robinson Crusoe. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet Nilüfer Hanım 440'ı gördü. İkincilik yarışında avantajı şu an. Şimdi de Ecem Hanım seçiyor. Zeynep'in Z'si. Zeynep'in Z'si 100 puan değerinde. Yiyeceklerden alacağız. Soru şöyle. Pasta, çörek gibi hamur işlerinde kullanılan sodyum bikarbonatın halk arasındaki adıdır. Süremiz başladı. Kabartma tozu. Kabartma tozu. İkincilik yarışında fark 10 puana kadar düşer mi? Kutlarız. 440'a 430 oldu hanımlar arası son durum. Şimdi İsmail Bey'deyiz, yeni harfteyiz. Samsun'un S'si. Samsun'umuzda da 130 puanımız var. Sorumuz tescilli lezzetlerden gelecek İsmail Bey için. Kantar topu, İmralı, İmralı kırması gibi çeşitleri olan Bursa'nın coğrafi işaret tescilli lezzetidir. Süremiz başladı. Müzik
gelmedi. Aradığımız o tescilli lezzeti ben bilirim diyen var mı? Yine kutularımızdan birini açıyoruz. Bir kutu daha. Kantar topu, İmralı, İmralı kırması gibi çeşitleri olan o lezzet İsmail Bey. Karacabey sakızı. Karacabey sakızı görelim. Olmadı. Bir kutu daha dediğim an İsmail Bey. Karacabey susamı. Karacabey susamı ikinci denemede puan alır mıyız? Yine olmadı. Bir kutu daha açıyoruz. Bir kutu daha. Son 90 puan ve yaklaşık 50 saniye süremiz var. Buyurun İsmail Bey. Karacabey soğanı. Karacabey soğanı üçüncü denemede puan gelir mi? Tebrikler. Sakızla olmadı, susamla olmadı, soğanla aldı İsmail Bey. Tebrikler İsmail Bey. Teşekkür. Nasıl ilerliyoruz? Gidişata ne dersiniz? Ben yavaş yavaş kendime geliyorum. İş bitti. Yok daha biten hiçbir şey yok kesinlikle. Şöyle bir kez daha tabloya dönecek olursak. Onur Bey evet avantajlı fakat birazdan finalde iki misafirimiz yarışacak. 940, 440, 430, 370 bir soru ikincilik yarışında evet. Dengeleri değiştirebilir. Son 8'e girerken 4 misafirimiz de final şansını koruyor. Onur Bey'deyiz. Yozgat'ın yeğesi. Yozgat 120 puan değerinde. Müzikten alacağız sorumuzu. Sabahlarım bazen günlerce rüyalarıma gelme diye sözlerinin yer aldığı Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz şarkıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Nilüfer Hanım. Uykusuz her gece. Uykusuz her gece. Doğru mu? Kutlarız. Final turumuza kaldı 7 soru. Nilüfer Hanım seçecek. Nilüfer'in N'si. Nilüfer'in N'si yüksek puanlı sorularımızdan biri. 180 puanı var ve psikolojiden gelecekmiş. Buyursunlar. Bazofobi olarak adlandırılan rahatsızlığın diğer adıdır. Süremiz başladı. Yüksekten atlama korkusu. Yüksekten atlama korkusu. Olmadı. Görelim. Olmadı evet harfler de oturmuyordu Onur Bey. Yüksekten düşme korkusu. Yüksekten düşme korkusu. 180 puan. Onur Bey'e gider mi? Yine olmadı. Buyurun Nilüfer Hanım. Yüksekten düşme korkusu. Aynısı. Aynı mı oldu sanki? Aynı bence o, de aynı oldu gibi ama görelim. Hayır dediler. Buyurun İsmail Bey. Yüksekten korkma korkusu. Yüksekten korkma korkusu. Çift korku. Oldu mu? O da olmadı. Bazofobinin diğer adı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Yüksektenin oturmadığını Ecem Hanım fark etti evet. Ekip içinde bir öz eleştiri yaptıktan sonra tekrar soruya döndük. Bir kutu daha açılıyor. Buyurun Nilüfer Hanım. Varsa... Yukarıdan düşme korkusu. Yukarıdan düşme korkusu oldu mu? Olmadı bir kutu daha. Buyurun Ecem Hanım. Yanlış çıktı. Olmadı mı? Yok. Peki efendim gelmedi. Bazofobi olarak adlandırılan rahatsızlığın diğer adı şu an 150 puan kazandırabilir. Bir kutu daha açılıyor. Son 45 saniye. Buyurun Nilüfer Hanım. Yaşarken... Varsa alırım. Yok. Gelmedi. Bir kutu daha. 130 puanımız var İsmail Bey. Yatarken düşme korkusu. Yatarken düşme korkusu. Doğru mu? Olmadı Ecem Hanım. Yürürken düşme korkusu. Yürürken düşme korkusu. Her türlü düşmeden korktuk. Bakalım yürürken düşme korkusu puan kazandırır mı?
Tebrikler. Evet, uzunca bir süre yüksek üzerinden gittik. Of. Sonra Ecem Hanım dedi ki bir dakika ya, sığmıyor ki oraya diye. Tebrik ederiz Ecem Hanım'ı. Teşekkür efendim, ederim. Tabloda eşitlik var. 560 oldu Nilüfer Hanım ve Ecem Hanım'ın tabloları. Finale doğru yol alırken kaldı elimizde 6 soru. Ecem Hanım'dayız. Yumuşak G. Yumuşak G 190 puan. Kalan sorular bakalım arasında, hatta kalanlar dışında seçtiklerimiz arasında da en yüksek puanlı sorumuz kurum ve kuruluşlardan gelecek Ecem Hanım için. Kısaltması MSB olan kurumdur. Süremiz başladı. Milli Savunma Bakanlığı. Milli Savunma Bakanlığı. İkincilik avantajı Ecem Hanım'a geçer mi? Kutlarız. Buyursunlar İsmail Bey, son 5 finale. 4 misafirimizin de final şansını sürdürdüğünü hatırlatalım. Lüleburgaz. Lüleburgaz 180 puan da burada var. Müzikten alacağız İsmail Bey. Soru şöyle efendim. 6 üstü 5 metrelik bez için boşa geçmiş ömre yaşam denir mi? Sözlerine sahip Barış Manço şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ecem Hanım. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Ama ismini getiremedim. Ecem Hanım ikinci cevapla biraz daha rahatlar mı? Az önce evet. Milli Savunma Bakanlığı ile güzel puan almıştı. Görelim. Kutlarız. Çok da sevdiğim bir şarkıdır aslında. Evet, rahmetli Barış benim Manço bu arada fotoğrafı da ekranımıza geldi. Bir kez daha Allah rahmet oğlum eylesin. Oğlum bile söyler bu arada onu. Öyle mi? Sarı çizmeli Mehmet Ağa'yı mı? Çok güzel sözlere sahip eserleri evet, var. Evet, bence de. Ne zaman dinlesek sanki ilk kez dinliyormuşçasına bir kez daha Allah rahmet eylesin diyelim efendim. Amin. Bu arada tablo daha da karıştı. Bir kez daha puanlara dönecek olursak. Onur Bey 940, Ecem Hanım son ataklarıyla 930'a geldi. Ve ikincilik koltuğunda fark sadece 10 puan. Nilüfer Hanım 560, İsmail Bey 370. Finalistler belli değil. Onur Bey'le başlıyoruz son 4'e. Trabzon. Trabzon 150 puanı var. Coğrafyadan alıyoruz. Sorumuz geliyor. Malatya ilimize bağlı 2 ilçedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim o iki ilçeyi diyen var mı? Final turumuz öncesi son 4 sorudan biri ekranda. Malatya'nın ilçeleri düğümü çözebilir. Finalistlerimizi belirleyebilir. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 120 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun İsmail Bey. Malazgirt Gelencek. Efendim? Malazgirt Gelencek. Malazgirt Gelincik. Gelincik. Görelim. Olmadı. Buyurun Nilüfer Hanım. Güzel Yurt Gelincik. Güzel Yurt Gelincik görelim. Yine olmadı. Bir kutu daha açılıyor. Dediğim an Onur Bey. Yeşil Yurt Gelincik. Doğru mu? Olmadı. Bir kutu daha. Buyurun Ecem Hanım. Malazgirt Bulancak. Malazgirt Bulancak. Görelim. Yine olmadı. İsmail Bey. Yeşil Yurt Alsancak. Doğru mu? Olmadı. Buyurun Onur Bey. Yeşil Yurt Bulancak. Görelim. Olmadı. Bir kutu daha. Buyurun Nilüfer Hanım. Yeşil Yurt Kalencik. Doğru mu? Yine olmadı İsmail Bey. Yeşil Yurt Kalıncak. Aradığımız Malatya ilçeleri Yeşil Yurt ve Kalıncak mı? Görelim. Yine olmadı. Bir kutu daha açılıyor. İsmail Bey. Yeşil Yurt Kulancak. Yeşil Yurt Kulancak oldu mu?
Yine olmadı. Nilüfer Hanım. Güzel yurt kullanacak. Görelim. Bir kutu açmadan Onur Bey. Yeşil yurt kuluncuk. Yeşil yurt kuluncuk. Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha. Buyurun Nilüfer Hanım. Güzel yurt kuluncuk. Doğru mu? Olmadı Onur Bey. Yeşil yurt kuluncak. Doğru mu? Kutlarız. Evet, aradığımız Malatya ilçeleri Kuluncak'tan Onur Bey'e, özür dileyelim. Onur Bey'e puan kazandırdı. 1010 oldu tablosu. Hatta Malatya Valiliğinde Yeşilyurt nüfusu 337.049 gözüküyordu. Kuluncak nüfusuysa 7.244. Sonunda puan Onur Bey'e gitti. 1000 barajını aştı Onur Bey. 1010'a ulaştı. Ve bizim de elimizde artık finale sadece 3 harfimiz kaldı. Nilüfer Hanım'dayız. Giresun'un G'si. Giresun 120 puan değerinde ve deyimlerden alıyoruz. Korumak, himaye etmektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Onur Bey. Kol kanat germek. Kol kanat germek. Doğru mu? Kutlarız. Finale son iki harf Ecem Hanım'dayız. İstanbul'un iyisi. İstanbul'un iyisi 140 puan değerinde birlikte bir söz arayacağız. Ecem Hanım için alıyoruz. Arayalım bakalım. Zor, sıkıntılı, çetrefilli gözüken konulara karışmamak manasında kullanılan sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Birazdan heyecanlı bir final turu bizi bekliyor. Oraya geçmeden önceki son iki soru. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Buyurun Onur Bey. O toplara girmemek. O toplara girmemek. Evet, evet diyor Ecem. Görelim. Tebrikler. Ve turumuzu tamamlıyoruz İsmail Bey'e kalan son harfle. Üzümün üyesi. Üzümün üyesi kaldı. Yüzde puanı var. Yayıncılıkla turumuzu tamamlıyoruz. Günün olaylarıyla ilgili kamuoyunu aydınlatmak amacıyla kitle iletişim araçlarında yayınlanan bilgilerdir. Süremiz başladı. Haber bülteni. Haber bülteni. Doğru mu? Kutlarız. Efendim böylece iki turun ardından finalistlerimiz de netleşti. Tabloya dönecek olursak Onur Bey 1260 ile finalde. Rakibi ise Ecem Hanım 930 puanla kutlarız. Evet, üçüncülük yarışında puanlar birbirine yakın. Nilüfer Hanım bugün tek harften çok soru kaçırdı. Ve 560 puanla bu akşamın üçüncüsü oldu. İsmail Bey de ben ısındım ama yarışma bitti demişti az önce. Orada da şansı devam ediyordu. İsmail Bey de bu akşam 470 puana ulaştı. Tebrik ederiz. Bakalım final nasıl olacak? Finalde bu akşamın birincisi kim olacak? Oraya geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden İsmail Bey ne dersiniz bu akşama dair? Eğlendik. Teşekkür ederiz her şey için. Biz teşekkür ederiz. O kadar. Zorladı mı sorular çok? Ya sorulara bir türlü gelemedim aslında. Böyle arkalarda bir yerde sorulur başka bir şeyler çalışıyor. Giremedik. Hayırlısı olsun. Yoğunlaşmada mı sıkıntı oldu? Yoğunlaşmada sıkıntı oldu. Konsantrasyonda. Yani boş bakıyordum birçok soruya. Aslında birçok soruyu bildiğiniz de belliydi. Yüzünüze de yansıyordu. Evet. Onun pişmanlıklarını da çok gördük. Ama sağlık olsun diye mutlaka. Yani ilk kez kamera karşısına geçmek, o heyecan, işte evet, ışıklar, kameralar falan derken. Ama yer yer herkesin şansını son ana kadar özellikle taşıması keyifliydi. Biz ağırlamaktan çok memnun olduk. Tekrar teşekkürler İsmail Bey. Küçük kızıma da bir selam göndereyim. Tabii ya. Tabii ki, buyurun lütfen. Onların isimlerini şeyde tablarında söyledik. Şimdi o alınmasın, öz duruma öpüyorum. Bizden de sevgiler çocuklara. İsmail Bey tekrar çok teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ederiz. Ve Nilüfer Hanım, ne dersiniz bu akşama dair? Yani tüm heyecanıma rağmen çok güzel ve çok keyif alarak geçirdiğimi düşünüyorum. İyi ki gelmişim. Sağ olun efendim. Gerçekten tekrar gelmek isterim.
Teşekkür ederiz Nilüfer Hanım. Sizin de performans ortalarda çok güzeldi. Hatta hep bir 10 puan, 20 puanla yürüyorduk, evet. Ecem Hanım'la aranızda. Son sorular Ecem Hanım'ın önce Milli Savunma Bakanlığı arkasından ne gelmişti? Yüksek Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, evet, o sonucu etkiledi. Evet. Tekrar çok teşekkür ederim Nilüfer Hanım. Tanımaktan, ağırlamaktan çok memnun olduk. Sağ olun. Ve efendim artık final zamanı. Şu an iki soru öndeki Onur Bey mi yoksa geriden gelip Ecem Hanım mı bu akşamın birincisi olacak? Hadi birlikte onu görelim, finale geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ben bilirim de artık final turumuza geldik. İki soruluk avantajı var. Onur Bey'in ilk kategorimizi de Ecem Hanım seçecek. Hazır mısınız Ecem Hanım? Hazırım. O zaman buyursunlar. Bu akşamın final kategorileri geliyor. Tarihi alanlar, tekstil, sinema, genel kültür ve balıklar var. Hangisiyle başlayalım Ecem Hanım? Genel kültür Trabzon'un T'si. Genel kültür Trabzon'un T'si. İşte finalin ilk sorusu. Eskiden sınır boyunca bulunan yerleşim birimlerine verilmiş addır. Nokta nokta şehri. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Onur Bey. Hudut şehri. Hudut şehri. Hudut kısa kaldı ama görelim. Hayır dediler. İki misafirimizin de birer buton hakkı var. Bu soruda iki kutu açma hakkımız var. Birini açalım. Eskiden, buyurun Ecem Hanım. Harput şehri. Harput şehri. Eskiden sınır boyunca bulunan yerleşim birimlerine verilmiş ad Harput şehri mi? Görelim. Olmadı. Buyurun Onur Bey. Serhat şehri. Serhat şehri. Cevap doğruysa fark 3 soruya yükselir. Doğru mu? Kutlarız. Kendim de Ardahanlıyım bir de. Evet, bazı şehirlerimizin özellikle tarihçelerinde falan da eski evet, Serhat şehrimiz derler. Evet, evet. Tebrik ederiz Onur Bey'i. Şimdi Onur Bey seçecek ikinci kategoriyi. Genel kültür Zonguldak. Peki, genel kültürü tamamlıyoruz Zonguldak'la. Bir fikre, iddiaya dair ileri sürülen karşı görüştür. Süremiz başladı. Antitez. Antitez. Cevap doğruysa fark 4 soruya yükselir. Doğru mu? Kutlarız. Kalan 8, fark 4 soruyu seçiyor Ecem Hanım. Sinema Manisa. Sinema Manisa, buyursunlar. Hababam sınıfı filmlerinde Münir Özkul'un hayat verdiği müdür muavini Mahmut Hoca'nın branşıdır. Süremiz başladı. Müdür yardımcısı. Müdür yardımcısı. Mahmut Hoca'nın branşı müdür yardımcısı mı görelim? Olmadı. Buyurun Onur Bey. Tarih öğretmeni. Tarih öğretmeni. Hababam sınıfı filmlerinde Münir Özkul'un hayat verdiği müdür muavini Mahmut Hoca'nın branşı tarih öğretmeni mi görelim? Olmadı. Yeniden buton aktif Onur Bey. Tarih öğretmenliği. Tarih öğretmenliği. Cevap doğruysa fark 5 soruya yükselir. Kısa gelen cevabını uzatan Onur Bey puan alır mı? Tebrikler. Kalan 7, fark 5. Onur Bey seçiyor. Tarihi alanlar Ankara. Tarihi alanlar Ankara. Bu kategorinin ilk sorusu ekranda. Hevsel Bahçeleri kültürel peyzajıyla birlikte 2015'te UNESCO Dünya Mirası listesine alınan tarihi yapıdır. Nokta nokta kalesi. Süremiz başladı.
gelmedi. Bu soruda 3 kutu açma hakkımız var. Birini açalım. Bir kutu daha. Açabileceğimiz 3. ve son kutu da geliyor. Son 10 saniye. Üç saniye, iki saniye, bir saniye ve buradan puan alamadık. Hevsel Bahçeleri kültürel peyzajı ile birlikte 2015'te UNESCO Dünya Mirası listesine alınan tarihi yapı. Ekranda bir ilimiz var desem? Bir ilimiz var desem neresi çıkar? Çıkmaz diyorlar. Bilemiyorum. Peki görelim o ilimizi. Nokta nokta kalesiydi, Diyarbakır kalesiydi aradığımız cevap. Otomam. Sağlık olsun diyelim, yola devam edelim. Efendim böylece kalan 6, farkımızsa 5 soru. Ecem Hanım sizdeyiz. Tamam. Tekstil Niğde. Tekstil Niğde sorusu ekranda. Tanzimat'tan sonra kullanılan yakası kapalı bir tür erkek ceketidir. Süremiz başladı. Trench coat. Trench coat harfleri de oturmuyor ama evet. Görelim. Olmadı. Bu soruda 4 kutu açma hakkımız var. İkisini açalım. Bir kutu daha. Son 15 saniye ve açabileceğimiz son kutu da açılıyor. Buyurun Ecem Hanım. İstanbullu. İstanbullu. Tanzimat'tan sonra kullanılan yakası kapalı bir tür erkek ceketi. İstanbulluysa aradığımız cevap, fark 4'e düşer. Görelim. Olmadı. Son 8 saniye. Sadece Onur Bey'in buton hakkı var. 3 saniye, 2 saniye. İstanbulca buton diyeyim. Buyurun Onur Bey. İstanbulca. İstanbulca. Cevap doğruysa bu kez farkımız 6 soruya yükselir ve Onur Bey bu akşamın birincisi olmayı garantiler. Görelim. İstanbulca da olmadı ve sorumuzun da süresini doldurduk efendim. Peki aradığımız o bir tür erkek ceketi neymiş görelim. İstanbul indi aradığımız cevap. Buradan puan alamadık ve ben bilirimde kritik eşiğe ulaştık. Kalan soru sayısı 5. Aradaki farkımız da yine 5 soru. Onur Bey seçecek. Eğer 10 saniye içinde cevap gelirse Onur Bey bu akşamın birincisi olacak. Gelmezse Ecem Hanım'ın gün birinciliği şansı devam edecek. Buyursunlar. Tarihi alanlar Samsun. Tarihi alanlar Samsun. Soru şöyle efendim. Geçmişi milattan önce 1800'lü yıllara uzanan, Bursa'da bulunan, bugün Gümüştepe adıyla anılan yerdir. Nokta nokta köyü. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ecem Hanım. Hasa köyü. Hasa köyü. Onur Bey ilk hakkını cevap vermeyerek kullandı. Ecem Hanım da ilk hakkını Hasa köyü ile kullandı. Doğru mu? Hayır dediler. Bu soruda sadece bir kutu açma hakkımız var ve o kutumuz açılıyor. Buyurun Ecem Hanım. Mese köyü. Mese köyü. Cevap doğruysa Ecem Hanım farkı 4'e düşürüp bir sonraki soruyu görür. Görelim. Olmadı. Sadece Onur Bey'in buton hakkı kaldı. Son 20 saniye. Geçmişi milattan önce 1800'lü yıllara uzanan, Bursa'da bulunan, bugün Gümüştepe adıyla anılan yer ne köyü olabilir? 10 saniye. Üç saniye. Buyurun Onur Bey. Misa köyü. Misa köyü. Az önce Ecem Hanım'dan cevap gelmediği için Onur Bey artık birinciliği garantiledi. Son cevabı doğru mu? Hayır dediler. Ve böylece toplam 4 hakkı kullandık bu soruda. Birincimiz netleşti. Peki cevabımız neymiş? Buyursunlar. Misi köyüydü aradığımız cevap.
Efendim nihai tabloya bakma vakti. Onur Bey, Ankara'dan misafirimiz, finale avantajlı yükselmişti. 1860 ile bu akşamın birincisi. Ecem Hanım, İstanbul'dan misafirimiz, 930 ile bu akşamın ikincisi. Kutlarız. Nasıldı yarış Ecem Hanım? Güzel yani. Eğlendim ben. Eğlenmek için geldim zaten. Performansınızı nasıl buldunuz? Sonradan açıldım herhalde. Sonradan evet. İkinci tur performansı iyiydi. Yüksek puanları aldık evet, orada. Evet aynen. Finalde de güzel. Onur Bey'in atakları derken birincimiz netleşti. Evet. Çok teşekkür sağlık ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Ecem Hanım da bugün yalnız değildi. Eşiyle birlikteydi. Evet. Eşinize de tekrar teşekkür ederiz. Umarım keyif almışsınızdır. Çok fazlasıyla. Çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ederiz her şey için. Teşekkürler Ecem Hanım. Ve Onur Bey bu akşamın birincisi. Ne dersiniz Onur Bey? Şansım yaver gitti biraz diyeyim. Sorular bana bir tık daha iyiydi. Bana gelen sorular. Biraz da paslar da iyiydi. Evet. Paslarla beraber. Rahat da yarıştınız. Biraz da rahat da yarıştık evet. Güzeldi. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Onur Bey de Ankara'dan emek verip gelmiş. Tekrar tekrar sağ çok olun. Çok teşekkür ederim. Stüdyomuza da güzel bir haberle geldi. Bebek bekliyorlar. İnşallah evet. Sağlıkla saatte kucağınızı almak kısmet olur efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada Onur Bey'in de artık ödülünü takdim edelim. Efendim bu akşam Ankara'dan ve İstanbul'dan misafirlerimizle çıktığımız yolculuğumuzda günün birincisi finalimizin ardından 1860 ile Onur Bey oldu. Onur Bey ödülün de sahibi oldu. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle tekrar tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim ailesi her geçen gün büyümeye, sizin gibi değerli misafirlerimizin katılımıyla daha da artmaya devam ediyor. Siz de bizimle birlikte yarışmak isterseniz başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesabımız Instagram Ben Bilirim TV360. Yine yepyeni bir bölümde buluşuncaya dek hoşçakalın efendim. Tekrar tebrik ediyorum.